Köyünüzün ismi neydi amca? İlyaslar Obası. İlyaslar Obası. He. Nereye? Merkez köy nere? Musullara bağlı. Musullara bağlı. Bu büyük yerleşim yeri değil mi Evet, Musullar? evet. Bu İlyaslar Obası kaç hanedir? Kaç evdir? Ya o çoğu boş, şu anda 15. 15 ev var. Yani Olan 15. yaşamını yitiren oldu mu burada köyünüzde? Bir oldu, o da Bazarcık'ta oldu. Ha, Bazarcık'ta köyde yaşamını yitiren Köyde olmadı. yaşam yitiren yok. Hı. Yalnız karşı köyde birisi yaşamını yitirdi. Musolarda mı? Musullarda. Musolarda yaşamını He. yitiren biri var. Hasarlı ev çok var mıydı? Hasarlı ev çok aşağıda. Yıkılan da var. Yıkılan da var, evet. İçinde kimse yaşıyor muydu? O Yok, o yıkılanlardan. yıkılanlar boşuydu. Boştu. He, boşuydu. Biz köyün içini dolaşalım o zaman. Tamam. Çok geçmiş olsun Sağ amca. ol, Sağ size ol. de çok Sağ sağ ol. Teşekkür olun. ediyorum. Evet, burası Musolara bağlı İlyaslar Obası. Depremin 14. günü 19 Şubat 2023 köyleri dolaşmaya devam ediyoruz. Bu evin sahibi Salman Pazarcık'ta enkazın altında kalarak yaşamını yitirmiş. Onun dışında köyde yaşamını yitiren yok. Köy 60-70 haneli bir köy ama sadece 15-16 ailenin kaldığı söyleniyor. Biz biraz köyün içerisini dolaşacağız şimdi. Sizden de sağ olasın, teşekkür ben ederim. resmi çekiyorsunuz da. Biz gazeteciyiz. He, Diyarbakır'dan geldik. He, sizden de. Adaysın Teşekkür ederiz. Eryem Kurmancı. Serçavara. Navi Gundever İlyaslar, Türki İlyaslar, Kürdici İlyaslar. Aynı ya. Kürdi Türki aynı ya. Kurmancı aynı. Bali. Hoş bulduk, sağ olasın. Noşican be. Siz evlere girdiniz mi yoksa hala Yok, çadırdayız. çadırdasınız? Ha. Daha hala oluyor. Evet, daha bu sabah da Ha, 2-3 yine defa oldu oldu. ha. Evet. Bir kelime vardı. Evet. 15 hatta 22 kişi orada kalkıp oturuyorduk beraberce. Bütün köylüler Çadır olarak. verene kadar. Evet. Şimdi çadırdasınız. Şimdi çadırdayız ama Ha. çadırda çok soğuk oluyor. Vallahi öyledir. Hava çok soğuk Kana akşamlar. şey ya, şey geç geliyor. Yiyecek içecek geç geliyor. Evet. Kadın maddeleri Hı falan hı. geç Evet, geliyor. bunları aslında biz böyle duyurunca o yardım getirmek isteyenler de köylerin isimlerini bir söylüyoruz ki doğrudan ulaştırabilsinler. Burası Musolara bağlı Evet. İlyaslar Aynen. Obası. Evet. Burada 15 aile şu an yaşıyor. Evet. Aslında köy 50-60 haneli bir Heh, köy. aynen ha He. öyledir ha. Ama 15 aile yaşıyor Doğru Hasan ve Bey. hala çadırda kalıyorlar. Çadır. Dolayısıyla gıda, özellikle kuru gıdaya ihtiyaç var. Köylüler de zaten onu söylüyor. Gıda Hani ekmek yardım geliyor. göndermek isteyenler doğrudan bu ismini verdiğimiz köylere ulaştırabilir. İnsanlara direkt evlerinde bu yardımları teslim edebilirler. İnşallah, inşallah. Çok geçmiş olsun. Sağ Biz olun biraz bir abi. dolaşalım. Heh, Sağ olun. sağ olun, Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Bu evin sahibi mi Pazarcık'ta yaşamını yitirdi? Bu. He. Heh. İsmi, soy ismi neydi? Salman Sinecan. Bu Salman yaprağın altında Sinecan. zaten can verdi bu. Burada. Evet. Salman Arkasına zor yol Sinecan oldu. bu köydendi. Bu ev onundu ama Pazarcık'ta Pazarcık'ta kalıyordu. oturuyor da ev gitti. Evi Pazarcık'taki evi yıkıldı ve enkazın altında kalarak yaşamını yitirdi. Tek Aynen. başına mı yaşa ailesi filan Ailesi çok kurtuldu da geldi. kurtuldu ama Kadar gitti. kendisi vefat etti maalesef. Allah Allah. Evet, burada yıkılan bir ev var. Bu evde kimse yaşıyor O muydu? da Pazarcık'ta oturuyor da ev boştu. Evet. Bu da burada Pazarcık'ta okula girince ev burada yıkıldı. Evet, bu evin sahibi Bu de da ev boştu. boş. Bu da Bu da boştu. boştu. Üçü de yıkıldı. Yani bu üç evde boş evler. Bu evler yıkıldı. Ha, Yine yoktu yani. yıkıldılar. Neyse ki kimse yaşamadığı için can kaybı da yaşanmadı İlyaslar Obası'nda. Ya nasıl o gece nasıldı? O geceyi biraz bize Gece saat anlatabilir 10'da misin? saatte 4'e 10'da sonra 16 17 dakika geçiyordu. Aynı büm bir bomba gibi patlayınca elbise çorapsa dışarı kaçtı hanımla ondan sonra iyi ki ev yıkılmadı da dışarı kaçtı o karın içinden ondan sonra nereye gideceği elbisemiz dışarıda kaldı nasıl yapacağımızı biz şaştık. Sonra da işte biraz şurada bir yazdık bir şey vardı fırın şey mutfak.
Hepimiz oraya toplandık. Oradan ondan sonra ateşleri yaktık. Ondan sonra işte orada sabaha kadar idare ettik. Biz ne ettik işte. 14 gün oldu. Peki bu 14 gün nasıl geçti? 14 günde işte sonra da işte gittik elbisemizi sabahına gittik çıkardık. Biraz durunca elbisemizi aldık. Ondan sonra aynen orada yaşıyordu. Çadıra geçtim. Hepimiz çadırdayız. Yiyecek mesela şunu bunu bazen içeride var gidip hem alıp geliyoruz içeride duramıyoruz. Evet. Aynı böyle oldu benim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Evet. Çok kötü bir güne kalmışız demek ki ya daha böyle bir deprem olmadı ki. Evet. Evindeki ağaçlar bile gibi sallanıyordu. Yıkılan evler sadece burada var değil mi? Başka köyün içerisinde yok. Köyün içerisinde başka yok. Böyle evet, burada 3-4 yapı ama yıkılmış. Çatlama, var. Hepsi şeylidir zaten. Ha, tespit, önce. Hasar tespit geldi mi köyünüze? Şimdi geldi. Yeni geldi. Biraz önce geldi, siz de önce çıktı. Evet, geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Çok teşekkür ediyorum amca. Sana da zahmet verdik. Evet, bu ev görüyorsunuz eski bir ev, kimse yaşamıyordu. Yazın ama geliyorlar değil mi? Bu evin sahipleri yazın gelip kalıyorlar. Yazın kalıyordu tabii. Çocuklar yurt dışında. Evet. Ondan sonra gelip duruyorlar işte böyle daha şey içeride her şey yatak, matak her şey içeride daha. Evet. O da. Şunun içini çıkardık da. Her şey içeride dolap. Bir eve ne lazım hep içeride duruyor. Burada köyde mi? Genç çocuk var mı? Sanki genç ve çocuklar yok hiç. Yok, bugün burada çocuk yok. Hep yaşlı insanlar. Evet. Gençler nerede dayı? O gençler yurt dışında. Kaçtı gittiler yok ya. Benim 3 tane o çocuğum var, 3'ü de yurt dışında. Ne zaman gittiler? Çok oluyor. Senin ismin neydi amca? Çok oluyorlar. Bir Avusturya'da 2 tane Fransa'da. Diğerlerinin hepsi mi öyle? Gençlerin hepsi yok, hepsi öyle oldu. Hepsi bu köyde dışarıda bulmuyor çocukları yok. Gençler şimdi gelmedi mi sizin yanınıza? Yok yazın yüzüne bazen gelip gidiyorlar. Yok deprem sonrası geliyorlar bazen yüzüne gelip gidiyorlar. Telefon ediyorlar. O gece deprem oldu takdirde sanki orada hemen otomatikle hemen bir dışarı kalmayan bir telefon ettiler. Duydular hemen. Gelmediler mi? Yok işte gelen de oldu gelmeyen de olmadı. Gelmeyin. Senin ismin gelip de ne yapacaklar? Senin ismin ne amca? Mehmet. Mehmet ne? Mehmet Eldeş. Mehmet Eldeş. Kelo Mehmet Eldeş diyorlar bana. Kelo Mehmet Eldeş. Serçava. Sağ ol Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. Diyarbakır'da geldiniz. Diyarbakır'dan geldik. Mezopotamya. Çok mu seviyorsun Diyarbakır'ı? Diyarbakır'ı seviyorum. Diyarbakır da sizi seviyor. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet böyle İlyaslar Obası'nda durum böyle. Amca çok güzel özetledi. Mehmet amca. Burada sadece İlyaslar Obası'nda bu sulara bağlı sadece bu yapılar yıkıldı. Neyse ki bu yıkılan 3 yapıda da hiç kimse yaşamıyordu. Evet. Şöyle biraz bu köyün konumunu aslında göstermek istiyorum. Çok güzel bir noktada. Etrafı böyle dağlarla çevrili. Havası güzel. Bir köy. Buradaki köylerin tamamı öyle. Yani biz dün bu Şahintepe, Ortaköy, Armutlu taraflarını dolaştık. Oralarda da çok güzel köyler, çok güzel manzaralar, bahçeler, bağlar. Ama işte insanlar büyük emek sonucu inşa ettikleri evlerinden oldular. Kimi en çok sevdiklerinden oldu. O yüzden böyle bir felaketle yüz yüze kalınca insan gördüğü güzellikleri anlatamıyor maalesef. Dili varmıyor bu güzellikleri anlatmaya ama buralar gerçekten cennet gibi. Çok güzel yerler. Bu yapı henüz bitmemiş inşaat halinde. Sağlam. Yani hiç bir şey görünmüyor. Bir çizgi dahi görünmüyor. Sıvası yapılmış henüz. Boya iç taraflar yapılmamış ama hiç
hiçbir yerinde çatlaklar görünmüyor burada. Yine başka evler var, sağlam görünüyor bu evlerde. Çadırlar var. İnsanlar bu çadırlarda kalıyor tabii. Evet, bu evin kolonlarında bir şey görünmüyor ama duvarlar yıkılmış. İlk gün, depremin ilk günü kar da yağıyormuş, yerler buz tutmuş, çok soğukmuş. Köylülerin tamamı zaten 15 haneli, hepsi de yaşlı, şuraya yerleşmişler, şu kulübede kalmışlar. Çadır gelene kadar da günlerini burada geçirmişler. Hala içeride insanlar var. Evet, teyze içeride oturuyor. Şöyle göstereyim içeriği. Şurada insanlar kalıyorlardı. Çok geçmiş olsun teyze. Evet. Evet, Musolar köyünün İlyaslar Ovası'nda durum böyle. Şimdi biz başka bir köye doğru yol alıyoruz.